sana niyetin halisane bir şekilde ahdi ve vefaya sadık kalarak ülkücü camianın ve ülkücü şehitlerin ve bütün geçmişlerimizin ve bu ülkeyi seven vatanını, milletini, bayrağını, ezanını sevenlerin de sözlerine sadık kalarak hayırlı hizmetlere niyetlenmenin sonunda hayırlı hizmetler yapılacaksa Yüce Mevlam cümle ümmeti Muhammed'e bu dönemde niyetlenen ülkücü iradenin ülkücü kalarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin misyonuna uygun bir şekilde hizmet yapmayı nasip ve müvesser eylesin Yüce Mevlamız. Yüce Mevlam sana yöneldik, senden başka yöneleceğimiz kimsemiz yoktu. Bu yönelmenin neticesindeki sözümüzde durup o koltuğun haklarına layık isek cümle tüm adaylarımıza ve mevcut bulunan Mustafa Haki Buhari kardeşimize de muvaffakiyetler nasip ve müvesser eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Talip olduğumuz görev sorumluluk isteyen bir görev. Öyle kolay bir görev değil. Çünkü bunun her zaman ifade ettiğimiz gibi vebali olan, kul hakkı olan, şehrin emini dediğimiz bir emanete talip oluyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bizi mahcup etmez. Biz Ceyhan'ımıza, köyüyle, kasabasıyla örnek bir belediyeciliği Ülkücü Hareketi'nde, Milliyetçi Hareket Partisi'nde nasıl gerçekleştirdiğini inşallah devralarak görevi sosyal belediyecilik anlamında halkımızın huzur içerisinde mutlu olacağı, kent kültürüyle tanışacağı bir belediyecilik anlayışını vatandaşlarımıza sunmak istiyoruz. Cenab-ı Allah inşallah yolumuzu hayır eder. Ceyhan'da teşkilatlar bazında Kamu Çalışanları Vakfı 2 dönem kurucu yönetim kurulu üyeliği yaptı. BOTAŞ Vakfı'nda yönetim kurulu üyeliği yaptı. Kurumun bana vermiş olduğu vizyonla, spor camiasının içerisindeki bulunduğum ortamla kendime Ceyhan'a hizmet edecek kabiliyet ve kapasitede olduğumu gördüm. Bu bilgimi, birikimimi, vizyonumu ve projelerimi Ceyhan halkıyla, vatandaşlarımla paylaşmak istedim. Bunlar benimle birlikte mezara gitmek yerine insanlarımıza hizmet, fayda, onlara mutluluk üretsin istiyorum. İnşallah Allah nasip ederse bu yolda biz ilk adımımızı atıyoruz. Burası benim ilk yuvam. Çünkü biz bu vizyonu, bu bilgiyi, birikimi ocak ruhuyla aldık. Bize yetiştiren elbette ki ocağımız bize bir perspektif açtı, bir pencere açtı. Hep o pencereden kendimizi bugün dünyanın içerisinde bulunmuş olduğu her türlü sosyal yapının içerisinde geliştirmeye ve ülkücü duruşla temsil etmeye çalıştık. Allah nasip ederse inşallah belediye başkanı da halkımız bizi seçerse Milliyetçi Hareket Partisi'nin ve ülkücü hareketten yetişen bir insanın nasıl bir belediyecilik yaptığını insanlarımıza göstereceğiz. Ceyhan, Cihan olacak denilen söz boşa gitmemiş olacak. Bu rahmetli babamın bize mirasıydı. İnşallah biz bunu bir vasiyet olarak algılıyoruz. Bu vasiyeti yere düşürmeden, bayrağımızı yere düşürmeden en güzel şekilde çalışacağız ve bu çalışmamızda hiçbir haksızlık, hakkaniyet dışı uygulamalar, insan arasında ayrımlar olmayacak. Belediyenin bütçesi, kaynakları en rantabl, en ekonomik şekilde insanlarımızın hizmetine sunulacak. Kadrolarımız her zaman vizyon sahibi olacak, tecrübeli insanlardan oluşacak. Hiçbir zaman için insanlarımıza karşı davranışımızda Milliyetçi Hareket Partisi'nin, efendime söyleyeyim, yandaşları gibi bir algı oluşmayacak. Herkes bu şehirde bir belediye başkanları olduğunu, bir kardeşleri, bir abileri, efendime söyleyeyim, çocuklarımız, bir amcaları olduğunu göreceklerdir. Ben insanlarımızdan sadece tek beklentim hayır dua. Bunun dışında başka bir şey beklemiyorum. Hakimlerin yollarında başarılar diliyorum. Ceyhan Kocaman'dan 3 dönem belediye başkanı çıkmıştır Hüseyin Sözdöğe. 3 dönem bu ocak milletvekili çıkarmıştır. Adana Merkezi Ocakları Başkanı şu an Ceyhan'dır. Biz Ceyhan olarak gurur duyuyoruz. Ve yine idealimiz Ceyhan Ocak'tan yetişmiş. Ceyhan Ocak'ın çayını da içmiş. İnşallah değerli büyüklerimiz yine buradan belediye başkanı olarak çıkacaklar. Biz her zaman arkasındayız. Elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Biz de kendilerinin önlerini açacağız inşallah.
Genç Hareket Partisi Ceyhan İlçe Teşkilatı olarak genel merkezimizin gönderdiği genel merkez genelgesindeki müracaat tarihinin 9 Eylül yani 9-9 tarihinde müracaatların yapılması gerekmekteydi. Hakim Bey de bu süreç içerisinde müracaatını yaptı. İnşallah bundan önceki ve bundan sonraki gün içerisinde yine müracaatlarımız olacak. Hatta yarın da birkaç tane arkadaşımızın formu gelecek. Ondan sonra biz bu formlarımızı genel merkez il aracılığıyla genel merkeze göndereceğiz. Muhtemelen Eylül ayının sonunda bir anket olacak adaylarımızla ilgili. Bu anketinde değerlendirmesi genel merkez il işte ilçe teşkilatı arasında önde çıkan adaylar arasında belediye başkan adayımız tespit edilecek. O süre içerisinde biz zaten adaylarımızı bu hafta içerisinde toplayacağız. Hep birlikte bir çalışma programı hazırlayacağız. Yani bu nedir? Sahada çok olan insanlar, sahada az olan insanlar arasında bir ankette eksiklik olabilir. İşte bu bir ay içerisinde de diğer adaylar da, yani hiç sahada olmayan adaylarımız da var. Devlet memuru piyasaya çıkamayan adaylarımız da var. Onlarla birlikte teşkilat olarak da bir çalışma yapacağız. Muhtemelen Ekim ayının içerisinde de adayımız belirlenir. O tarihe kadar da belki genel merkezin genelgesindeki devlet memurlarına açıklık var. O süre içerisinde yeniden de bir müracaat olursa onları da alıp değerlendireceğiz. 9 yaşında ülke ocaklı oldum. 9 sene eğitim masası başkanlığı yaptım. Bugün de 9. ayın 9'u inşallah bizim felsefemizde 9 ışık felsefesiydi. Bugün bizim için, evet bugün bizim için bütün 9'lara denk geldi. Bizler de Cenab-ı Allah hayırlısıysa aday adaylık için müracaatımızı partimize yaptı. Bizim ilk eğitim aldığımız, bize vizyon kazandıran ülke ocaklarının hayır duasıyla birlikte bizim asıl onur ve gurur duyduğumuz mensup olduğumuz partimize ve ilçe başkanımızın huzurunda aday adaylığı formumuzu doldurduk, kendilerine teslim ettik. İnşallah Allah bizleri mahcup etmez. Bizler de Ceyhanlı hemşerilerimize, bütün insanlarımıza hizmet aşkıyla onların mutluluğu için, onların sosyal yaşantılarının yükseltilmesi için, Ceyhan'ın cihan olması için elimizden gelince geldiği şekilde yapacağımıza, çalışacağımıza, burada siz değerli basın mensuplarına, teşkilatımın huzurunda bir ülkücü anlı olarak başlamak istiyoruz. Teşekkür ederim. Şu anda özellikle bu merasimin yapılmasına vesile olan önümüzdeki yerel seçimde Ceyhan Belediye Başkanlığı adaylığı için aday adaylığına müracaat eden Milliyetçi Hareket Partili aday adaylarının ve aynı zamanda bugün özellikle formunu teslim eden Mustafa Haki Buhari kardeşimizin halisane niyetle çıkmış olduğu bu davada hakkın rızasını düşünerek halka hizmet etmeyi kendisi, ailesi, ülkücü iradenin ve Milliyetçi Hareket Partilerin ve Ceyhan halkının hayrına vesile ise Yüce Mevlamız adaylığını nasip ve müessir eylesin. Yüce Mevlamız ahdı vefada durmayı, şehitlerin ruhunu incitmemeyi ve aynı zamanda söz verdiği an sözünde duran, o koltuğun hakkını vermesini bilen niyetiyle tüm aday adaylarımıza Yüce Mevlam muvaffakiyetler nasip ve müessir eylesin. Yüce Rabbimiz birbirini kırmadan, birbirini gücendirmeden yerelde ve genelde ülkücü iradenin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin muvaffak olmasını, başarılı olmasını nasip ve müessir eylesin. Yüce Rabbimiz, Yüce Mevlamız kendisine söz verdiğimiz gibi halka da söz verdiğimizde
durmayı nasip ve müessir eylesin. Yüce Mevlamız ahd-ı vefanın yanı sıra koltukta iken nefsine uymayıp, şeytana uymayıp etrafına dikkat etmeyi, onunla birlikte Ülkücü İradenin ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin hayrına olacak hizmetlerde Yüce Rabbimiz tüm adaylarımıza ve Mustafa Haki Buhari kardeşimize de başarılar nasip ve müessir eylesin. Sayın Mehmet.